not defterinden sizin için seçtiklerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ziya Paşa'dan bir beyit. Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini, anlamaz hali perişanı, perişan olmayan. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Lokman Suresi ayet 18. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah için mütevazı olanı Allah yükseltir. Allah'a karşı böbürleneni de Allah alçaltır buyurmaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor. En güzel edep, güzel ahlak. En şiddetli fakirlik, ahmaklık. En vahşi vahşet, kendini beğenmek ve en üstün zenginlik, akıldır. Bir düşünür diyor ki, bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni uyarınız. Bilmediğini bilene öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınız. Bir düşünür de şöyle diyor. Bilmediğini bilmek en iyi şeydir. Bilmediği halde bildiğini iddia etmek bir hastalıktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cennet güçlük ve zorluklarla, cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır. Üstad Bediüzzaman'dan, zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Bir edebiyat insanı diyor ki, centilmen olarak doğmak büyük bir tevafuktur. Fakat bir centilmen olarak vefat etmek daha büyük bir başarıdır. 1960'lı yıllarda Türkiye'de ekonomik zorlukların ve din eğitimi üzerinde ciddi baskıların olduğu dönemde İstanbul'da Kur'an kursları açarak talebe yetiştiren Gönenli Mehmet Efendi bir gün Ahmet Bülbül isimli öğrencisine "Oğlum, yatılı kalan talebe arkadaşlarının yıkanacak çamaşırlarını topla, iki çuvala koy, bizim eve götürelim" der. Talebesi söyleneni aynen yapar. Bir çuval hocanın sırtında, diğer çuval talebenin sırtında. Hocanın evine varırlar. Gönenli Mehmet Efendi talebesi olan Ahmet Bülbül'e "Oğlum" der. "Biz her hafta Hacı yengenle beraber bu çamaşırları yıkardık. Ama bugünlerde o çok hasta, yataktan kalkamıyor. Seni yoracağız ama istersen bu hafta sonu arkadaşlarının çamaşırlarını gel beraber yıkayalım" der. Talebesi, "Hocam tabii ki yıkarız ama her hafta birçok talebenin çamaşırını elde, leğende yıkamak size zor gelmiyor mu?" diye sorar. O dönemlerde çamaşır makinesi henüz icat edilmemiştir. Çamaşırlar elde yıkanmaktadır. Mehmet Efendi, "Oğlum, arkadaşların Anadolu'dan gelmiş. Çamaşır yıkamayı pek bilmezler. Biz de yardımcı oluveriyoruz" diyerek cevap verir. Ezandan sonra okunacak dua. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tammeh ve salatil kâimeh âti Muhammedenil vesilete vel fadile ve dereceter rafi'a ve ba'athu makamen mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu yüce davetin ve hazır olan namazın sahibi Allah'ım, Muhammed'e vesile ve fazilet ver. Onu vaat etmiş olduğun yüce makama ulaştır. Çünkü sen vaadinden dönmezsin. Buhari, Ezan,
8. Buhari'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanı dinleyen kimse bu duayı okursa kıyamet günü ona şefaat etmek bana vacip olur. Arabi'nin birisine Cenab-ı Hakk'ın varlığını sordular. Şu cevabı verdi. Kum üstünde bir devenin ayak izini görüyoruz. Bıraktığı bu izlerden oradan bir devenin veya ona benzer herhangi bir diğer hayvanın geçtiğini anlıyoruz da, görebildiğimiz kadar gökyüzünü, yıldızları, dağları, çölleri, denizleri yaratan bunca eserleri gözlerimizin önünde iken, bütün bunların da bir yaratanı olduğunu neden idrak edemiyoruz? Bunları görüp bildiği halde yaratanı bilmeyene, onun varlığını, birliğini, kudret ve kuvvetini inkar edene insan denilebilir mi? Madem ki ben varım, o halde beni de var eden bir kuvvet ve kudret sahibi vardır diyen kişi, Hakk'ın varlığına vücudunun bürhan olduğunu idrak etmiş demektir. Çünkü hiçbir şey kendi kendisine olmaz. Mutlaka onun bir yapıcısı vardır, o da şeksiz ve şüphesiz Allah Teala'dır. Sohbetle ilgili bazı kitaplar. Dini Sohbetler, Profesör Doktor Bekir Topaloğlu. Sohbetler, Ahmet Şahin. Musahabe, Ramazanoğlu Mahmut Sami. Altınoluk Sohbetleri, Sadık Dana. Dini ve Ahlaki Sohbetler, Mustafa Asım Köksal. Cennet Yolları, Mehmet Zahit Kotku. Ana meselelerimiz ve bazı hal çareleri üzerine sohbetler ve hatıralar, Profesör Doktor Ahmet Coşkun. Fezaili Amal, Zekeriya Kandehlevi, tercüme Yusuf Karaca. Sohbetler, Tembihül Gafilin, Es-Semerkandi, tercüme Salih Uçan. Dini Felsefi Sohbetler, Profesör Doktor Ferit Kam. Asr-ı Saadet'ten Günümüze Faziletler Medeniyeti, Osman Nuri Topbaş. Sohbetler, Zeki Soyak. Bir Demet Atasözü. Kul azmayınca hak yazmaz. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Kadın erkeğin eşi, evin güneşidir. Kadı kızında bile kusur bulunur. Kadere iman eden, kederden emin olur. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Yavuz Sultan Selim, Mısır memlüklerinden daha önce İran'a yardım etmeyeceklerine dair ahit almıştı. Onlar bu sözlerini çiğnediler. Onların üzerine yürüdü. Memlük ordusu ile Mercidabık Ovası'nda karşılaştı. Onları kesin bir şekilde mağlup etti. Ancak bu zaferin ikmali için Mısır'a ulaşması stratejik bir zaruretti. Bunun için ise korkunç Sina çölünü geçmek gerekiyordu. O, bu güç işi hiçbir zayiat vermeden, herhangi bir ikmal güçlüğü çekmeden 13 günde başardı. Büyük bir askeri deha sayılan Napolyon bile Yavuz'dan 300 yıl sonra bu işi başaramamış ve Fransız askerleri susuzluktan çıldırarak birbirlerini vurmuşlardır. Birinci Cihan Harbi'nde yeni tekniğin verdiği imkanlarla bile bu çölün ancak 11 günde geçilebilmiş olması düşünülürse, Yavuz'un yaptığı işin azameti daha iyi anlaşılır. Paşalar ve askerde bu çölün nasıl geçilebileceğine dair büyük bir tereddüt vardı. Bu amansız çöl sanki gündüz cehennem, gece ise bir buz diyarıydı. Artı 50 ile eksi 20 derece arasında değişen bir iklime sahipti. O sanki kumdan bir denizdi. Lakin Yavuz Sultan Selim'in azmi ve kat'i kararı ile çöle girildi.
Bir müddet sonra Yavuz atından indi, yürümeye başladı. Askeri erkan hayret ve dehşet içinde idi. Atların bile karnının kaynadığı, zor yürüdüğü bu çölde sultan niye atından indi, yürümeye başladı diye fısıltılar başladı. Bu dehşet içinde askeri erkan da atlarından inip yürümeye başladı. Paşalar Yavuz Han'ın can ciğer arkadaşı Hasan Can'a ne olur hünkârımıza sor, bu acep ne iştir dediler. Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'e merakla bu halin neyin nesi olduğunu sorunca Yavuz, Hasan görmüyor musun? Önümüzde Allah'ın Resulü Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yürüyor. O alemler sultanı yaya yürürken biz nasıl at üzerinde olabiliriz dedi. Yahya Kemal Beyatlı Ok şiirinde şöyle sesleniyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan ihtiyar Bektaş subaşı bu yüksek tepeye dikti bu taşı o gazi hünkârın mutlu gününde. Vezir, molla, ağa, bey takım takım güneşli bir Nisan günü ok attı. Kimi yayı öptü, kimi fırlattı. En er kemankeşe yetti üç atım. En son Bektaş ağa çöktü dizüstü. Titrek elleriyle gererken yayı, her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Hünkâr dedi, koca pek yaman saldın. Eğerçi bellisin benim katımda, bir sır olsa gerek bu ilk atımda. Bu sihirli oku nereden aldın? İhtiyar elini bağrına soktu. Dedi ki, İstanbul muhasarası başlarken aldığım gaza yarası, içinden çektiğim bu altın oktu. Beni candan dinleyen can dostlara, canı gönülden selamlar. Bir başka programda buluşmak üzere, Allah'a emanet olunuz. Hürmetler, saygılar. Değerli dinleyiciler, değerli üyeler, değerli öğrenciler, herkese selamlar. Not Defteri programımızla karşınızdayız. Değerli öğrenciler, başarıya götüren yollardan sizin için bu hafta derlediklerimiz. Başkalarının tecrübesinden faydalanın. Akıllı insan başkalarının aklından faydalanır. Başarmak hiç de zor değil. Bir kişinin yaptığını ikinci kişi de yapar. Önemli olan başarma istemek ve harekete geçmektir. Harekete geçmek ve çalışmak başarıyı Allah'tan istemektir. Başarıyı ve zenginliği Allah verir. Allah adaletlidir. Asla haksızlık yapmaz. O çalışıp hak edene verir. Onun için çalışarak Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinin kapısını çalın. Başarı azimle ve ısrarla hedefin kalbine yürümektir. Doğru düşünmeli, güzel hedefler seçmeli. Seçilen hedef, kişinin hem kendine, hem ailesine, hem de diğer insanlara faydalı olmalıdır. Aksi takdirde insan bir hedefe ulaşır fakat mutlu olmaz. Bizi felakete götürecek bir hedef seçmemeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır buyurur. Vicdanı sağlam, aklı başında, mutlu olmak isteyen insan, kötü bir amaç peşinde koşmaz. Akıllı ve vicdanlı bir insan, böyle bir şey yapmanın insana dünyada vicdan azabı ve ahirette cehennem azabı kazandıracağını bilir. Onun için bizi mutluluğa götürecek hedefler seçmeliyiz. Değerli dinleyiciler, Görev ve Sorumluluklarımız bölümümüzden bu hafta siz değerli dinleyicilerim için derlediklerimiz. Beden temizliği. Diğer temizlikler gibi beden temizliği de beslenme kadar önemlidir. Sağlıklı oluşumuz da bu temizliğe bağlıdır. Sık sık yıkanmalıyız.
tırnaklarımızı da fazla uzatmadan kesmeliyiz ki mikrop yuvası olmasın. Namazın sahih olması için abdest almanın farz oluşu, bunun günde birkaç kez tekrarlanması, bazı hallerde guslün farz kılınışı, yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamanın sünnet oluşu, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın kullarına temizliği ve yıkanmayı emretmesi beden temizliğinin önemini gösterir. Ama evhama kapılıp temizlik hastalığına dönüşmemelidir. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hepinize selamlar.